Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Futbol Manager 2024 ile karşınızda bakalım. Sizin hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeni paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Dünkü çektiğim videoyu yayınlarken Femen'in gameplay'si geldiğini gördüm. Garip bir şekilde yani. Ben bir an gelmeyecek sanmıştım ama çünkü hiç e, geçen sene geliyoruz diyordu. Bu sene geliyoruz gibi istenen bir açıklamalar olmadı yani gameplay'si üzerinde. Ben dedim iki hafta bekleyecek miyiz dedim ama Yine de kariyere yapmak için biraz beklemek yok beklemeye de gerek olmayabilir. Logo paketlerini kurabilirsiniz ama forma paketleri daha 3D e, kaliteli forma paketleri daha çıkmadı. Yani eski geçen seneki forma paketleri var 24 e özel daha formalar çıkmadı yavaş yavaş çıkar. Evet oyunumuzda birçok yenilikler var kısaca onlara göz atalım bakalım ne olacak. Şimdi oyunumuza yeni bir e, oyuna başla diyelim. Yeni bir oyuna başlat demeden önce şöyle bir şey var. Kayıtlı oyun yükle dediğiniz zaman FM23'teki kariyere devam edebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Ee, sonunda yani FM24 geldi. Eski sürümlerde yok da bu. 23'teki serinize devam edebiliyorsunuz. Şimdi yeni oyun başlat dediğinizde burada zaten bunlar da standart var adı. Şimdi siz buradan. Burada 3 tane farklı mod var. Transferi sen yap. Bu transferi sen yap özelliği şu şekilde başlangıç tarihi 10.07.2023'ten başlıyor. Takımın kadrosu ve transfer bütçesi 2023-2024 sezonunda başlangıcında neyse ona göre oluşturacaktır. Kariyerin başlangıç tarihi ne olursa olsun o ana kadar gerçek hayatta yapılmış hiçbir transfer uygulanmayacaktır diyor. Yani şöyle bakmak gerekirse hızlı başlat diyelim. FM24 Mobile'in APK'sı da çıktı bu arada beklemiyordum açıkçası. Çünkü Netflix'e çıktığı için belki adamlar özel koruma gibi bir şey tut, yapmışlar diye düşünmüştüm ama öyle bir şey yok yani. E mobil'de oynayabiliyorsunuz yani APK olarak ama onlarda da modlar gerekiyor. Kardeş ben oyunu kaydetmedim. Bir oyuna başlayamayacak mıyım? Şimdi Fenerbahçe'ye gelirsek bir dakika ben Fenerbahçe'yi niye seçtim ki? Fenerbahçe'nin hiçbir kadrosunu bu sene tanımıyorum. Ben Galatasaray'a bakmak istiyorum. Yani tanıyorum da tam tanımıyorum. Hatta bir dakika bakalım. Altay Bayındır burada hatta gitmemiş gördüğünüz üzere. Şöyle görebilirsiniz. Deminki bahsetti olay. Sezon Çerco Kuro burada misal. Emre Mor burada. Kim giden gelen bir dakika transfere bakacak olsak gördüğünüz gibi gelen giden hiçbir şey gözükmüyor yani. Hatta mali durumu görebiliyor muyuz? 26 milyonluk bir bütçe var gördüğünüz üzere. Ayarlardan bu arada tercihlere bir gelelim. Tercihlerden oyun ayarım 150'de ayarla. Müzik kapalı. Avro'ya aldım bu arada. 26 milyon avromuz var. Yani bu bütçeyle başlıyorsunuz sezona ve transferleri siz kendiniz yapıyorsunuz. Hatta daha iyi ben tanıdığım takım olan Galatasaray'a gidecek olursam Mesela misal Galatasaray'da bir dakika Galatasaray'a tıkladım aldı. Ne? Kafam yandı ya. Okan Koçuk misal duruyor. Mustera zaten vardı. Boay var. Bir dakika Luim Dama zaten bir dakika kim var? Ee, Patrick Van Arnold hala burada görüyorsunuz. Yani geçen sezonku Galatasaray'ın kadrosu oyunda duruyor. Transfer yap yani bu sezona başlamamış bir şekilde duruyor gördüğünüz üzere. Şimdi gerçek zamanlı transfer ne diye soracak olsanız ben tersten gidiyorum bu arada. Gerçek zamanlıya hemen göstereyim şurada kayıtlı oyunu yükle Galatasaray'a çünkü oradan açmıştım. Ee, gerçek zamanlı da bu arada yükleme ekranı da bir değişmiş ha. Gerçek zamanlıya geldiğimiz zaman şu şekilde bakın. Şu an 3 Temmuz 2023 ya. Bu bence bu çok güzel bir şey. Kariyer çok olsak bence bunu başlatmak lazım. Mesela şöyle bir şeye gelelim. Fikstüre geldiğimiz zaman mesela burada bandırma maçımız var. Atıyorum Şampiyonlar Ligi önleme maçımız var. Misal 26-07'de transfere bir gelelim. Gerçek zamanlı futbolcu gelenler. Misal Güvenç, Güney Güvenç 8. ayın birinde gelecek. Yani 8. ayın birinde. 9. ayda Davison Sanchez. Yani o tarihlere kadar bu oyuncular gelene kadar siz maçlar oynayın. Misal 9. ay. Bir dakika fiksüre tekrar dönelim. Bakın burada e, ön elemeleri kaçıracak futbolcular var. Gerçekçilikle mesela bak ligdeki birçok maçı da kaçıracak futbolcu var. Bu çok güzel bir özellik yani. Dok maksimum 7. bir dakika 9. ayın 15'ini gördüm şu anda. Gelen oyuncularda. Icardi 7. ayın 26'sında katılıyor. Icardi fiksüre gelecek olursak 7. ayın 26'sında yani Şampiyonlar Ligi maçına yetişiyor galiba Icardi. Aynen yetişiyor. Gördüğünüz üzere. Bu arada 10 milyon. Şu an detaylı gözükmüyor. Sıfır yani. Para ödenmemiş ama 10 milyon. Hmm, garip. Giden oyuncular da gideceği tarihlerde burada gördüğünüz gibi o tarihe kadar da bu oyuncuları değerlendirebiliyorsunuz. Bu çok güzel açıkçası. Tekrar yeni bir kariyer başlat diyelim. Şimdi Galatasaray'ı seçeceğim. Tekrar. orijinal. Orijinal dediğini bilmiyorum ben de. Hızlı başlat demezseniz bu şekilde takımlar ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bunları ayarlamaya gerek yok. Maç içerisinde de oyun içerisinde de ayarlamalar yapabiliyorsunuz ama bence ayarlamak lazım çünkü orada bazı ayarlamalar şart. Hızlı başlat diyelim orijinal moduna bir bakalım. Orijinal FM'nin orijinal bir özelliği galiba. Yani e, direkt transferler yapılmış hali oluyor galiba bu orijinal. Ve oradan devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Bu da zaten büyük ihtimal kadroya bir gelelim. Kadroya geldiğimiz zaman mustere bu ay Bir dakika kaleci. Oğlum kaleci nerede? O19 takımını seçince. Ha Günay Güvenç. Kardeş senin ne işin var O19'da? Günay Güvenç O19'da gözüküyor yani. Yani O19'u seçince gözüktü. Ama gerçek zamanda bence daha güzel. Şimdi bir diğer özellikle taktiklere gelelim. Taktiklerden göstermek istiyorum. Tiki taka hızlı bir şekilde seçelim. Kabul diyelim. Hızlı seçim diyelim. Şimdi e, yanlış değilse neredeydi? Skorta Bek gelmiş bir. Bir de Skorta Bek'ten başka bir şey daha vardı ya. Nerede o? Ee, yanlış tıkladım. Liboro. Liboro savunma gelmiş. Liboro da Skorta Bek. Bu şu şekilde yani defansı da çıkartabileceğim bir özellik gelmiş. Başka bir şey var mı? Ters kanal. Bu var mı? Demin değilim. Geçen sözü, sezon küsürümde. Aa Ziyaç burada. Aga. Niye orada gelen? 7. ayın biri. Ha tüm transferler yapılmış ya orijinal sürümde. Ama gerçek zaman dediğim gibi en güzeli. Ondan sonra drone top. Gördüğünüz gibi bir drone top olayı geldi. Bu yeni bir özellik ama çok ne kadar işe yarar? Ne kadar yaramaz onu bilemeyeceğim açıkçası. Tabi ee, tabii bir bazı yenilikler daha var mıydı? Antrenörler nerede? Kulüp çalışanlar gidelim. Hepsi mi desek? Hepsi dediğim gibi kafa yanıyor galiba. Genel bakışa bir gelelim. Aa bir dakika böyle bakınca bulamayız galiba yenilikleri en iyisi duran top antrenörü gördüğünüz gibi kondisyon antrenörü bunlar var ya transferle ilgili kiralık oyuncu sorumlusu bunlar var ya da antrenör gelişim sorumlusu bunlar da vardı galiba acaba şey var mı ya ee, ama gerçi o vardı biz yönetime söylüyoruz yönetim yapıyor transferi de bilmiyorum daha iyi transferler bulabilen özellik var mı Duran top şeyine bir bakmak istiyorum. Duran top e, antrenör yeni geldi ama Bunlar duran toplar zaten bu özelliğe bakıyor. Disiplin seviyesi ne bakıyor? Kararlılık ve motivasyona bakıyor. Bir de taktiksel bilgi birikimi. Yani burada 4-5 tane özelliğe bakıyor duran top antrenörü. Şimdi bunlara baktık. Bir diğeri de oyuncu satarken var. Misal kadroya geldiğim zaman misal Tete yeni katıldı. Acaba Tete'yi satabilir miyiz? Tete'nin değeri 17 ile 19 arası. Tete diyoruz ki transfer diyoruz yoklaması hissediyoruz. Ya meraktan soruyoruz diyoruz. Yok öyle maalesef diyor. Kimse görüşmüyor. Sonra şu çıkıyor ortaya. Aracı. Diyorsun ki aracı. Bana bir tane onu söyleme. Ben onu bak aracı diyor ki kapat. Aracı diyor ki ben onu satarım. Bugün öğleden sonra sana getiririm transferi. Ama kiralık olarak götürürüm diyor. Satarım dedim. Pardon. Hepsi kiralık diyor şu anda. Kiralık olarak borç ödemesi tahmin ediyor. Yani galiba bu satıştan bunlar var yüzde on, yüzde iki, yüzde beş gibi e, pay alacaklar. Onu söyleyeyim. Ve oyuncunun 4 ile 5 milyon arası değer gözüküyor yani. E, bu şekilde de oncu. Oyuncuyu... Ama işte ben bir oyuncuda kurtulmak istiyorum derseniz kurtulamıyorsunuz yine galiba. Ben çok merak ediyorum. Diğer kariyerime biraz sonra geçeceğim. Orada bir tane oyuncum vardı. Ondan kurtulmak istiyorum acayip bir şekilde. Ama kurtulamıyordum. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Galatasaray'da geçen son oynamış. Kerem Aktürkoğlu'nda bir denemek istiyorum. Yok. Bir dakika. Yanlış yere tıkladım. Yanlış yere tıkladım. Aracılık kulüplere öner. Hmm. Bak bu özellik daha varmış orada. Şimdi bak transfer %6. Yanı... Bir dakika. Ne oldu? Aracı tutuğa bastık galiba. Anlamadım ama yeşil ışık. Ya. Hocam kim sistemi? Aracı tutamıyoruz. Bir şeyler oldu orada. ama Kurtulmak istediğiniz kişilerden kurtulamıyorsunuz gibi. Şimdi geçen sezondan Oliveri'ye bir denemek istiyorum. Temsilcisi'den yoklamasını isteyelim. Yeşil ışık ya. Bakın değeri çıktı. 6.2 6.2'ye satarız diyor hocam. Ee, ve şu anda iki kişi kapıda. Aracı tutmak isterseniz daha hızlı satmak için de bu şekilde aracılarda geliyor. Ama yani değerinden fazlaya çıkmıyor yani. Ne kadar uğraşsanız da değerinden fazlaya çıkmıyor. Ee, bir maç görelim o zaman şöyle. Rastgele bir takımla karşı, kime karşı varsa bir maç görmek istiyorum. Füksüre gel bakalım be. Bu arada demin görmüşsünüzdür. Yani ilerlemek için tıklamam gerekti ama teknik GT şey yapabiliyormuşuz duran topu. Bilmiyorum. Bir derece boyunca bir şeyler seçtik. Neyse. Şampiyonluk istiyorlarmış. Oha! Minimum Şampiyonlar Ligi son 16'ya mı? Oğlum böyle bir hedef koyduklarını sanmıyorum bunların. Adamlar var, koydukları hedefe bak be. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 istiyorlar. Disiplinli hata. Galatasaray az ve yedekler maç yapacak. Tabii ben iki takım yönetmek yerine az takımı yönettim. Antrenman maç olduğu için bu şekilde bir gördüğünüz gibi tesiste atmosfer verdiğim. Ben genelde antrenman maçlarına pek katılmadığım için bunları pek görmezdim. Tabii bu ee, şimdi şunu uygula diyelim. Bir maçı kısaca görelim. Ondan sonra ben merak ettiğim bir dakika maça dön diyelim. Aa ben onu asistanı seçmeyi bırak. Maça dön dediğim için gitti. Neyse sağ yürüyüşler onun geçmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Şimdi oyun hız ayarlarını özetleme sırasında kamera yüksekliği bir dakika. Bu hız ayarı iyidir umarım. Çok mu hızlı oldu? Endombele. Endombele. Dışarı atla. Şimdi ZH. Friki kullanıyor. ZH. Angelinho Kaleyi dinledi. Dışarı. Dışarı. Angelino, Torero, Endombele, Kaleyi denedi. Icardi, Ziyech. Bu arada A ve B takımı karışım olduğundan o Demirbay sakatlandı. Yok sakatlamamış. Bir dengesizlik oldu galiba. A takımı güçlü oldu. B takımı güçsüz oldu. Onu elle ayarlayabiliyorduk da ama ben ayarlamadım. Direkt oto seçimi yaptım. A takımı B takımı diye bir antrenman oldu. E, Kerem Aktürkoğlu defans geçemiyor. Tabi A takımı çok baskı yapsa da B takımını yani as oyuncuları şu anda e, yani şutları iyi değil asa oyuncuların yani. Çok hisset atamıyorlar yani. Bu iyi değil işte. Demirbay Efe değişikliği onayla. Sanchez tijeratta. Şimdi bu oyunu galiba durdurabiliyoruz ama ana menüye de çıkabiliyoruz ama şimdi biz mod kurmadığımız için galiba şey yapamıyoruz ama aa, çık ve kapat var. Maçı bitiremiyorum. Hayır. Bu arada maçı sonuca götür özelliği biraz yavaşlamış gibi. Yani bulduğum özelliğe göre hala işleniyor diyor. Ee, bilmiyorum nedense. Başlangıç ekranına dön. Ya yani normalde maçı bitir dediğin anda bitirir yani genelde. Çok hızlı işlerdi. Şimdiki işlemiyor. Şimdi FM23 seviyemi bir açmak istiyorum. En son Tigers kariyerinde burada yükle diyelim bakalım bir. Ee, ve logo falan gördüğünüz gibi kurulu olmadığı için. Bazı liglerin logoları var tabi onu söyleyeyim bazı ligler lisanslı ama bazı ligler lisanslı değil. Ben de bir oyuncu vardı. Nerede o oyuncu? Bir sakatlandı. Adam para çok para kazanacağız dedik. Maaşı çok alıyor. Ah reader. Reader'ın genelde piyasa değeri bir dakika dostum da bizi öğreticiye sunma. Piyasa değeri piyasa değeri bir şeyler olmuş. Nabız yoklaması iste. Başka çarem kalmadığı için. Reader satmamız gerekiyor. Oyuncunun market değil gidiyorum. Aynen başka çarem olmadığını söylüyorum ama e, ulaşan bir teklif olmadı diyoruz. Görüşmeyi bitir diyoruz. Şu anda teklif yok. Aracı tutmamız gerekiyor. Aracı da şu anda gelen bilgilere göre. Aracıya şöyle onayla butonuna basalım. Transfer ROM'a öner diyelim. E, fiyat belirtmeden bir önerelim. Bakalım be. gerçi biz bunu Galatasaray'da deneyecektik de o kaldı galiba. Yani oyuncu satamadığımız yine deli oyuncuları satamamaya devam ediyoruz galiba. Yani ne kadar güzel ne kadar şey yapsalar da yapsınlar galiba kurtuluş yok galiba anladığım kadarıyla bazı oyunculardan. Bu arada burada bir oy verme muhabbeti vardı. Kardeş kendimden başka kimseye oy vermem. E, menajer ödülü aday listesi açıklandı dediğine göre toplantıya katıl özeti gönder diyelim. Galiba kurtulamıyoruz ya. Ha, drone top özelliğinde alan savunma, oyun markaj ve karışık şeklinde ayarlamalar yapıyor biliyorsunuz. İki direk aynı anda yakın direk, yakın direk seçelim. Kontra atak, uzak direk, merkez, yakın direk. Yakın direkt olsun, savunma geçişi önde kalın, dengeli. Hmm, dengeli diyelim hadi. Kaleye doğru, kaleye paralel. Hmm, paralel daha mantıklı mı sanki? Emin değilim. Bunları araştırmak lazım. Şimdi bunu da kapatalım. Şimdi teknik heyet mi ben mi? Teknik heyete bırakabiliyorsunuz bunu tabi. Dediğim gibi demin yaptırdık zaten de Allah hızlı geçtiğim için şu an detaylı bir şekilde baktık. Galiba reader'a teklif gelmiyor. ya yani neyse videomuzu burada nokta edelim. Şunu kaydedeyim de buradan bir, bir, sezonda bu Tigers kariyerimi devam edesin var. Çünkü bu Tigers kariyerimizi bilenler biliyor. 3-4 sezon atmıştık galiba. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna geldim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.